Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Güce amin. Hocam gücü ve otoriteyi Allah'tan bağımsız düşünmesek de bunu kullanmamız gereken alanlarda çaremizi, çevremizi bu konuda nasıl, hangi usulle ikna etmeliyiz? Otoriteye, otorite algısı farklı arkadaşlarla çalışmak bizim amacımızla onların algısı birleştiremiyor. Kısacası ezmeden ve ezilmeden gücü kullanmanın sınırları neler olmalı? Örnek olmak ve sorumluluk bilincini tavsiye etmek yetmiyorsa nasıl davranmalı? Aziz kardeşim, dertlisiniz, derdinizde haklısınız. Ben de dertliyim. Ama insan unsurumuz bu. Malzeme bu. Ne yapalım? Yani bu manada kaçamayız ki, terk edemeyiz ki. Bu malzemeden yapacağız bir şeyler. Ama elhamdülillah şunu söyleyeyim, eğer iyi ve niteliği ararsak, iyi ve nitelikli de bizi arayacaktır. Bizi bulacaktır. Bu kesin. Aynı zamanda mücadele de bu değil mi? Değiştirmek değil mi? Asıl olan da bu değil mi? Yani eğer ortada bir problem olmasaydı sana bana ne düşerdik? Git yat. Problem yoksa niye çalışacaksın? Aslında problemi gördü mü insan, Allah iş çıktı diye, yani atlaması lazım ya. Bize iş çıktı ya Rabbi, elhamdülillah. Burada bir sorun var, o zaman iş var. Hadi bakalım, çemre kolları, çemre ayakları, Bismillah de, gir içine ve Allah da yardımcın olsun. Dolayısıyla sorun olmasaydı sana bana ne iş düşerdik? Sorun varsa orada olalım. Zaten Rabbimiz de sorunları çözmek için Rab değil mi? Onun için elhamdülillah. Yani bunu böyle bakmak lazım.